farklı görüşler var. Siz 41 ilde, en az 41 ilde kendi parti kimliğinizle seçime girmeyi öneriyorsunuz. Sizin bu tutumunuzu da bir değişiklik var mı? Parti organlarında bunu bir kez daha değerlendirdiniz mi? Yoksa hala aynı noktada mısınız? Şimdi bir konuya dikkat çekeyim. Bakın geçtiğimiz hafta kamuoyunda bu çokça tartışıldı ve özellikle az konuşmayı tercih ettik kamuoyu önünde. Bu herhangi bir şeyi gizlediğimiz, sakladığımız için falan değil. Önce bir yol almak gerekir. Önce bir tartışma başlıklarını çözmek gerekir diye düşündük. Şimdi bugün çok daha rahat konuşabiliyoruz. Bugün çok daha açık ifade edebiliyoruz. Biz zaten esas olarak siyasetin böyle masalara sıkıştırılmasına da karşıyız biliyorsunuz. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tüm bileşenleri için söyleyeyim. Bizim belki de tüm diğer ittifaklardan en temel farkımız nedir Emek ve Özgürlük İttifakı'nın? Yurttaşın özne olduğu, yurttaşın daha fazla konuşabildiği, siyasete katılım kanallarının genişlediği, olabildiğince doğrudan demokrasiyi işletebileceğimiz bir anlayışa sahibiz. Biz bütün Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri için bunu söyleyebilirim. Şimdi ikincisi, şunu paylaşmama izin verin lütfen. Ya ittifaklar Türkiye siyasetinde bir açıdan yeni bir olgu. Ve yurttaşlarımız zaman zaman bu ittifakların farklı partilerin yan yana gelmesinden oluştuğunu göz ardı edebiliyorlar, unutabiliyorlar ve en küçük bir tartışma, en küçük bir farklı görüş sanki çok büyük bir kriz varmış gibi algılanabiliyor. Oysa bizim anlayışımız bu değil. Biz farklılıkların yan yana olabildiği, mümkün olduğunca hatta bu farklılıkların mücadelenin önünde engel olmayacağı bir anlayışı temel almaya çalışıyoruz. O yüzden ittifaklarda zaman zaman farklı görüşler olur, farklı yaklaşımlar olur. Bunların hiçbirisi bu farklı yaklaşımı ifade eden güçlerin kendilerini merkeze koydukları bir yaklaşımın ürünü değildir. Hepsi kendi örgütlerinin, kendi siyasal okumalarının, kendi ülke projeksiyonlarının bir uzantısıdır. En başarılı nasıl oluruz? Hepimiz birlikte en başarılı nasıl oluruz sorusuna en doğru yanıtı bulmak üzere yapıyoruz. Şimdi ben ittifaktan şunu anlarım Kemal Bey. İttifak tüm müttefiklerinin en etkili biçimde katkı koyabileceği yolları bulmak durumundadır. Yani biz hep şöyle ifade ettik. Farklı musluklardan akan bütün suları tek bir havuzda buluşturmamız gerekir. Bunun için ittifak kurulur. Dolayısıyla biz ittifak içerisinde tipin en işine yarayan formülü aramıyoruz. Ya da inanıyoruz ve biliyoruz ki Emek Partisi içinde, HDP içinde, SMF içinde, TÖP içinde tartışma konusu bu değil. Yani biz nasıl en fazla katkı koyabiliriz bu ittifakın büyümesine? Soru budur. Dolayısıyla bu eksende yaklaşmak gerekiyor.